Herkese merhabalar. Bugün Windows 7'de otomatik güncelleştirmeyi kapatmayı göstereceğim size. Şimdi bilgisayarımızı açtık. Güncelleme geliyor. Akşam da kapattığımız zaman tekrardan güncelleştirme yapıyor. Bu hatayı düzeltmeyi göstereceğim. Şu alt kısımdan başlata bastık. Denetim masası. Bu arada diğer Windows sürümlerinde de Windows 10'da da bu şekilde yapabilirsiniz. XP'de de bu şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan buradan başlata tıklayıp denetim masasına tıklıyorsunuz. Denetim masasında bu açılan sayfada Windows Update'i bulacağız. Nerede? Windows Update yazacak. Nerede bu? Ha, burada. En alttaymış. Biz onu niye göremedik? Aa, burada. Tamam. Şimdi bunu bulduk. Buna tıklıyoruz. İçerisine giriyoruz. Bu sayfa açılıyor. Bakın bu sayfada bize diyor ki kullanılabilir önemli güncelleştirme yok diyor. Zaten bugün de güncelleştirme yapmış. Dün de güncelleştirme yapmış. Yani her zaman güncelleştirme yapıyordu bu bilgisayar. Buradan ayarlar değiştire tıklıyoruz. Ayarlar değiştire tıkladığımız zaman şu var. Bakın güncelleştirme otomatik olarak yükle diyor. Önerilen buymuş. Her gün seçili burada bakın. Görüyor musunuz? O yüzden her gün yapıyor. Biz bunu hiçbir gün istemiyoruz. Güncelleştirmeleri hiçbir zaman denetleme diyor. Buna tıklıyoruz. Tamam. Sonra en alt sağ köşede tamam var. Tamam'a basıyoruz. Tamam. Ayarları değiştir. Tamam, hiçbir zaman önerilmez. Bir bilgisayarı kapatalım. Bakalım güncelleştirme yapacak mı? Şuradan bilgisayarı kapat diyelim. Normalde güncelleştirme yüklüyordu. Tamam, kasa kapandı. Şimdi kasamıza basalım. Yeniden bastım. Ben açılacak. Siz de bilgisayarınızı güncelleme yapmasını bu şekilde engelleyebilirsiniz. Benim bilgisayarım Windows 7. Windows 7'de bu adımlar izliyorsunuz. Yine Windows XP'de ve Windows 10'da da denetim masasından Windows Update'e girerek oradan göstermiş olduğum gibi ayarları değiştir sekmesinden onu yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bilgisayar direkt otomatik açıldı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olup diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Teşekkürler.